Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Pokemon The Eyes of Armor DLC'sinin Pokemon Sword Shield'a ait olan The Eyes of Armor DLC'sinin yeni bir bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. En son kuleye gelmiştik, kulenin kapısını da bitirmiştik ve artık kuleye gireceğiz arkadaşlar. Girelim ve bu kulede neler olacak hep birlikte görelim. Biz karanlık olan kırmızı kuleyi seçmiştik hatırlarsanız arkadaşlar ve oradan yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hiç lafı uzatmayalım, değil mi? Merhaba Simge. Usta senin hani haberini zaten göndermişti çoktan. Burası Tower of Darkness, karanlık kule gibi bir şey. Hani. Bu kuleyi tırmanabilmek için sadece kapfu kullanabilirsin diyor. Hadi ya. Ben bunu bilmiyordum. Ben de takım kurdum, size onu gösterecektim ya. İşte Dark Knight almıştım. Blastoise, Incineroar, Obstagoon ve Brutal'dan oluşan bir takım yapmıştım. Sadece kapfuyla girebilirsin diyor ya. O zaman bizim kapfuyu kasmamız lazım arkadaşlar. Neyse, önce şu Pokemon'ları atalım. Saniye. Burası olmaz. Hem de iyice Pokédex karıştı ya. Şey, kutu. Kutuyu birazcık şey yapmam lazım. Burada dursun da bunlar şimdilik. Vay be, sadece yani Kapfu'yla girebiliyormuşuz. Umarım başarılı oluruz yani tek Pokemon'la, ne diyeyim. Evet, şimdi Kapfu'yu da biraz kasacağız arkadaşlar. 21 level olacak iş değil bu. Nerede bizim şeyler? E'leri harcayalım biraz. 60 civarı yapsam herhalde yeterli olur diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. 45 oldu. Brick Break öğrendi. Güzel saldırı. Aksımaşa gerek yok. Vay, tek Pokemon'a ne güzel. Ve tek de geç, çok önemli değil. Bu kap fena bir saldırı değil. Leer yerine en azından idare eder bizi. Iron Head. Çelik türü. Fokus enerji yerine de onu alalım. Dynamic Punch. Dynamic Punch'ın şeyi düşüktü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Neydi onun adı? İsabet oranı düşüktü. Geçiyorum. Hunter'ı da geçiyorum. İyi de saldırılar öğreniyormuş ha bu arada. Biraz daha verelim. 54 oldu ve Close Combat. Ooo, Close Combat Brick Break yerine kullanılabilir mi? Kullanalım bari. Brick Break sanki daha iyi gibiydi ama neyse. Focus Punch. Hep de dövüş türü öğreniyor. Hiç normal öğrenmiyor. 15 tane kalmış zaten. Onu da verelim. 58 oldu. Bir tane de Large verelim. 59. 60 işte, yeter, tamam. Hadi sizi mi kıracağım? Bir tane de X Large vereyim. 62 oldu lan direkt. Tamam, daha fazla vermeye gerek yok. Saldırılara şimdi bir bakalım şöyle. Öğrenebildiği güzel bir saldırı var mı? Hazır girelim yani. Mesela şöyle bakıyorum. Ben de çok güzel saldırılar yok ki sanki. İçeride hangi tür, yani karanlık tür falan çıkar diye düşünüyorum ama karanlık türe karşı dövüş üstün olduğu için orada bir sıkıntımız yok. Ama başka türler çıkarsa vallahi hiçbir fikrim yok, onu söyleyeyim. Dediğim gibi hiçbir şekilde bakmadım. İlk defa sizle şu an burada görüyorum yani olayı. O yüzden daha heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum. Iron Head'i öğrettik. Herhalde daha
Düzgün bir saldırı da öğrenmiyor ya. Reis öğreniyor. Abuk sabuk saldırılar hep bunlar ya. Üf. Power yok, gerek yok. U-turn varmış ama U-turn tek Pokemon'la gireceğiz. Bize bir işimize yaramaz. Zenetbat biliyormuş. Neyse ya, lazım olursa yine öğretiriz ya, ne olacak sanki. Ben direkt dalıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Tek kapuyla geldim. Kuledeki maceramız başlıyor arkadaşlar. Bu arada ada da hep geceydi değil mi ya? Ben hep geceleri oynuyordum ya oyunu. Adada hep gece oluyordu. Şu an gündüz. Şu an gündüz vakti oynuyorum çünkü. Evet, hadi bakalım. Hayda, en az 70 mi olmalı diyor. Ha, yani 70 olursa iyi olur dedi. Senin tercihin diyor. Tamam, ben 62 ile giriyorum ya. Birazcık da uğraşalım değil mi? Yani 70 olursa daha iyi olur dedi senin için. Bakalım nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Evet. Tower of Darkness'ın içindeyiz arkadaşlar. Güzel bir müzik eşliğinde. Direkt savaşıyor muyuz ya? Müzik güzel. Tamam ya, terk etmeyi falan düşünmüyoruz ya. Şöyle bir dolaştık sadece. Evet. Tarafa gidebiliyor muyum? Demiyorum. Evet, savaşmadan bir yere yok diyor yani kısaca. Hadi savaşalım o zaman. Bakalım neler olacak. Hep birlikte görelim. 5 kat var zannedersen. Ya ben seninle konuşmuyorum şu an. Adamla konuşuyorum ha. Zaten bildiğimiz tanıdığımız adamlar geliyormuş canım. Yani. Bu arada ben kendimin görüntüsünü hiç beğenmedim. Yani neden böyle biraz yeşilimsi gibi çıkıyorum? Herhangi bir ayar, yani bir ayar değişikliği de yapmadım ama neyse, çok önemli değil. Önemli olan oyunun görüntüsü. Evet, Master Dojo öğrencisi geliyor arkadaşlar. Müziği sevdim. Zorua. Kapfuyla Zorua. Kapfu yerinde duramıyor savaşmak için. 65 mi? White, ne oldu lan? Ha, tek Pokemon. Sen bu işi kıvırırsın gibi geliyor bana ya. Hadi göster kendini. Vay, Sucker Punch'ı yedik. Hadi. Ağzına gözüne Zora'nı yapıştır. Aferin sana. Aferin sana Kapfu. Kazandık. Ama daha ilk katta 65 level gelecekse birazcık zorlayacak herhalde bizi. Ölünce ne oluyor acaba? Başa mı atıyor ki? Yani şimdi ikinci kata geçebilirsin dedi. Aferin sana Kapfu. Nasıl durumlar, iyi mi? İşte bu. Hadi çıkalım ikinci kata. Hemen lazım. Biz fullleyelim kapfumuzu tekrar. Item kullanmamıza izin verecek mi acaba? O da var şimdi. Limonata varmış. Verelim gitsin. Kullandırıyor. Tamam. Evet, ikinci maç. Bakalım kimle? Hep karanlık tür mü gelecek acaba? Karanlık tür gelirse rahatız. Evet, hadi bakalım. Master Dojo öğrencileri. Raggy. Evet, karanlık tür geliyor genellikle. Ama tabii bu karanlık dövüş. Bu biraz problem olabilir bize. 66. Aerial Ace yapsam. Gel, Close Combat da süper efektimmiş canım. Vay, ben hızlıyım. Yapıştır. Yes. Aferin sana Kapfu. Ağzının ortasına yapıştırdın sen. Güzel. Şimdilik kolay gidiyor. Evet, üçüncü kata geçelim hadi.
Aynı elemanlar gibi ya sanki. Değişik karakterler koysaydınız. Gerçi hasar almadım ki değil mi? Üçüncü kat. Buyurun. Evet hadi bakalım. Boş konuşma. Kim geliyor? Inkey. Şey neydi? Pisiçik karanlık mıydı? Evet, süper efektif yok arkadaşlar şu an. Full cup yapıyorum. Hızlıyım. Hata ve defansı arttırdım. İyi, defans arttırmam iyi oldu. Ve şimdi işi bitirme zamanı. Yes. Aferin küçük şeytan. Kayıcık. Yalnız o arkadaki şey gibi ne denir ona? Bandana gibi olan şey çok hoş olmuş ya. Lan bir level bile atlayamadık ya. Bu ne böyle? Evet, dördüncü kat. Beş katsa fena gitmiyoruz ha. Yalnız şöyle bir durum var. Close Combat'ın şeyi bitiyor. Neydi onun adı? Tamam, oldu galiba şu an. Evet, hadi bakalım. Sıradaki gelsin. Biraz da tam böyle dövüş türünden çarpı 2 yemeyen ya da absürt böyle türleri koymuşlar ama dur bakalım. Rokorok. İşler biraz ciddileşmeye mi başladı acaba? Yapmış 8 level'aymış ya. Şimdi Krokorok Close Combat x2 vurur. Direkt vursam öldürür müyüm acaba? Vur lan direkt. Ve ben vuracağım. Evet ilk. Aferin sana kapı. İşte bu. Efsane olmak böyledir. Ağzının orta yerine yapıştırdık ve 63 level olduk. Hadi bakalım. 5. kat son muydu ya? 7 katlı 5 katlı mıydı acaba? Bilmiyorum valla. Ha top floor diyor. Tamam. Bu çok kolaymış ya. Zannettiğim kadar da zorlamadı yani beni. Tabii finalde kim geliyor onu bilmiyoruz da. Aa, tahmin etmiştim. Bu biraz zorlu bir maç olabilir evet. Dur bakalım. Vallahi elimde yapabilecek bir şey yok. Ölürsek başa mı gidiyoruz ya direkt? Kameranın şeyi beni çok rahatsız etti ya. Tekrar şöyle bir görüntü netlesin. Yok aynı. Müzik de kesildi. Dikkat ettiyseniz müzik de yok. Hadi bakalım. Ne diyeceğim bu işe bakalım. Ya buradasın. Evet bu play'i seçtin. İşte burada seni bekliyordum falan. Kapı ile iş becerdiniz. Bu zamana kadar. Evet. İşte finalde benim gibi bir işte küçük bir yaşlı yani. Tamam. Koş yapma maça geç. İş Pokemon mu? Şey mi acaba? Carpedo falan mı geliyor? Son dersimi öğretecekmiş bana. Hadi bakalım. Ne geliyor? Ne oluyor lan şap? Ne oluyor lan? Bir dakika. Şşt, alo. Oha şaşırdım şu an. Sakin olun. Adam manyak çıktı lan. Bu hali de güzelmiş ha bu arada. Vay. Önündeki işaret şey değil mi ya? Leon'un işareti değil mi? Ulan iyi oldu bu be. Vay. Güzel hoşuma gitti. Hayda o da kapı attı. Güzel bir müzik. Güzel bir maç. Sevdim. Tamam. Burayı sevdim.
Yani bir hype olduk yani. 70 level height. O kapı benden hızlı olacak muhtemelen ama ben bal kap yapacağım. Haha. Hayda. Ayıp oldu ama bu. Lan Aerial S yaptı ya. Ve benden hızlı. Şimdi. Beni öldürecek gibi duruyor. Direkt öldürür bu böyle. Başa mı döneceğiz öldürsek ya? O da var yani, değil mi? Ama defansım biraz arttırdım yani, birazcık daha az etkilemesi lazım beni. Brick Break, o beni çok etkilemez. Ama şimdi galiba bir daha vuracak. Öldürebilir ya. Aerial Ace kötü oldu ya. Bende de var ama. Ne yapsam ki ya? Muhtemelen öleceğim ya. Ha iyi, oh, focus enerji yaptı. Gerçi focus enerji yapınca kritik vuruyor değil mi ya? Keşke detekti silmeseydim. Evet, defansım iki kademe arttırdım. Birazcık herhalde etkisi olur değil mi? Ama kritik yiyeceğiz ya. İnşallah Aerial Ace vurmazsın. Brick Break vurdu. Tamam. Şimdi buradan Aerial Ace'den de ölmem herhalde diye düşünüyorum. Yes! Hadi lan. Tekle de bir göster şuna kimin şampiyon olduğunu. Ah! Neredeyse oluyordu. Alacağız bu maçı. Alacağız. Stratejimizle alacağız. Döküldüm animelerde gibi. Şimdi kritik yemenin zamanı mıydı ya? Hayda. Ne güzel gidiyordum ya. Olamaz ya. Tüh, ne güzel halletmiştim ya. Şanssızlık değil de nedir bu şimdi? Baştan mı acaba ya? En başa mı döneceğiz? Oo, ayvayı yedik. Ayvayı yedik gençler, en başa döndük. Neyse, buraları kolay atlatırız diye düşünüyorum. Yuh ya, çarpık şey, kritik yemesek orada işi bitirmiştik ya. Adam boşuna 70 yap da gir dememiş işte yani. Niye dinlemiyorsun ki sen? Neyse. Olur böyle şeyler. Burada eğitimdeyiz. Level'ımı düşük tutmam daha iyi oldu. Boş verin yani. Bunları artık çok hızlı seri bir şekilde alabilirim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir de son adama girmeden oyunu kaydedelim bari. Kaydetmeye izin verirse. Böyle olmayacak yoksa. Yani videoda olmasam sıkıntı değil de. İnsanlar aynı şeyleri izletmek iyi olmaz tabii ki. Vay be. Bu sefer ben de Aerial Ace ile başlayacağım. Ama o zaman da az götürür ya. Mutlaka bir bal kap yapmak gerekiyor sanki. Bunları hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Bari bunları da biraz zor yapsalarmış yani. Bunları kolay yapıp en sondakini zor yapmışlar sadece. Yani. Ama sondaki elemanın şekli şemali yaptıkları hoşuma gitti bak, ne yalan söyleyeyim. Güzel ayarlamışlar. Hadi hadi çabuk, hızlı 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 finale geçmek istiyorum. Lan
Abi çözüm bulacağız ya. Detek de öğretsem mi acaba ya? Ya gerçi fokus enerji yaptıktan sonraki saldırısı kritik vurmuyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben buna bull cup yapıp vurmuştum değil mi? Evet. Fokus enerji yaptı, sonra vurdu. Bir şey olmadı. Sonraki vurduğum kritik oldu. Öyle bir şey oldu ya. Bak gene kritik yedim ya. Ben de diyorum bu kadar niye götürüyor diye. Şey falan versek olmaz mı ya? Focus Sash versek. Gerçi tekleyemiyor ki beni. Tapu'ya ne verebiliriz ki başka yani? Haydi haydi hızlı hızlı haydi. Dakikalarıma bakıyorum. Yani bu kuleyi geçmeden bu video bitmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Gerekirse burayı hani keserim. Eğer çok uzarsa yani. Direkt finale geçerim yani. Direkt öldürür diye düşünüyorum. Tamam bunlar sıkıntı değil. Mesela suya girseydim kapı bayağı zorlanırmış o zaman değil mi suda? Bunu da merak ettim bari şeyden YouTube'dan izleyeyim orada kimler geliyor diye yani. Çünkü suyu yenmek daha zor. Çünkü burada çarpı 2 vuruyoruz rahat bir şekilde. Evet finale geldik. Bakayım şurada bir oyunu kaydetmeyi deneyeyim. İyi kaydetme izin veriyor. Tamam ölürsek buradan açarız direkt. Şimdi Kapfucuğum birazcık sana çeki düzen verelim. Limonatayı bir içsen. Başka sana ne item verebilirim acaba ya? Dayanabilmen için. Black glass yok. Acaba. Şöyle bakıyorum hemen. Veriyoruz geç. Rocky Helmet verebilirim. Yok o da etkisi olur. Bana her vurduğunda onun da enerjisi gider ama versem mi ya? Rocky Helmet ver gitsin ya. Bakalım ne olacak. Bir de detect öğretsek mi acaba? Düzgün de bir saldırımız yok. Bende de tek de yokmuş ki zaten. Abo. Valla bilmiyorum hızlı değiliz. Yapacağız bir şey artık yani. Dur bakalım. Ha şeyi fulleyecektim. Boss kombatı mı az? Neredeydi? Şurada mıydı? Allah. Eter yok mu? Eter. Nasıl ya? Oh. Berbert demek daha mı iyi acaba ya? Süper efektif saldırının etkisini arttırıyor. Ölürsem de bunu deneyeceğim ha. Yok ya direkt bunu deneyeyim. Böyle direkt bu item'ı vereyim. Şey yokmuş ama ya. Bende hiç eter kalmamış. Neden? Max eter falan yok mu? Allah Allah. Doğru düzgün bir şeyim kalmamış ki ya. Neyse be.
Alalım gitsin be. Yapacak bir şey yok yani. Bulamadık. Evet, fazla da vakti geçirmeyelim. Neyse, hadi dal. Tamam, buraları biraz daha hızlı geçebilir miyiz artık? Nasıl olsa öğrendik ne olduğunu. Evet, ikinci girişimiz. İkinci defa şansımızı deniyoruz. Adam bizi yendi ya. Vallahi yendi. Hayır, birazcık biz de macera arıyoruz tabii, level'ı düşük tutarak. Adama bak ya, deli. Hep bu halin ne olsaymışsın, ne güzel işte. Evet, Kapfu'yla Kapfu'nun savaşı. Şimdi bir strateji oluşturmamız lazım. Bana Aerial Ace yapabilir bu şimdi. Değil mi? Ben de ona mı Aerial Ace yapsam acaba? Deniyorum şansımı. O beni öldüremezse ben de onu öldüremem tabii. Öyle bir şey var. Evet, Aerial Ace ile başladı. Bayağı vurdu. Ben onu yarıya zor getirdim. Yani şimdi sıkıntı büyük burada. Maalesef sıkıntı büyük. Lan enerjim, şeyim bile yokmuş lan. Enerji verecek bir şeyim bile yokmuş. Allah seni bildiği gibi yapsın hemen. Bu arada eliksirim varmış, şimdi gördüm de. Öleceğiz ya, gene öleceğiz. Biraz fazla vurmuyor musun yavrucu? Yok ya, yanlış strateji. Olmadı bu. Allah Allah. Ne yapacağız ya? Evet, yenildik tekrar. Ya yanıma potion bile almamışım ya. Ulan ama ilginçsin ya. Üf. Evet. Garip değil mi? Adam bizi zorladı lan bayağı. Şimdi Aerial Ace ile başlıyor. Onu anlamış olduk. Protect bile yokmuş lan bende. Ama şeymişim ha. Boş geziyormuşum. Yerden bari potion motion alsaydım. O da yok herhalde. Ana adaya dönüp mü alsam, ne yapsam ya? Gerçi Pokemon benden hızlı olduğu için potion vermem de bir işe yaramıyor ki ya. Elixir'ı bir kullanalım. Yaramayacak ama yine de kullandım. Onata içiriyoruz anca zaten. Expert Belt'le bile yarıya getirdim. Bakalım başka neler yapabiliriz. Fightle. Normal tür arttırıyor. Önemli değil ya, tamam da. Ya nasıl şey yokmuş bende ya, ne detek amber değil, bir saniye. Bende ne detek var ne protek var, niye öyle? Allah Allah, baya baya yok ya. Ben bende var diye düşünmüştüm ya. Pek de yok galiba. Garip ya. Değil mi? Evet, maalesef birazcık hazırlıksızız ya. Ne yapalım? Birazcık şey yapalım mı? Hafif bir level kasalım mı sizce yani? Hiçbir şeyimiz yok çünkü elimizde doğru düzgün. Yani çok az dokunuş yapalım değil mi? 63 çok mu az oldu ya? 7 level gerideyim.
65 yapayım bari en azından. Değil mi? Tamam, 65 yaptım. Daha da elimden gelen bir şey yok valla. Adam Aerial Ace ile yapıştıracak bana gene. Ne olacak ki? Ne değişecek hayatımızda? Bilmiyorum ya çok. Valla boşun bile yok ya, o kötü oldu. Hadi bakalım. Tekrar şansımız, deneyelim de şunu keşke geç diye bir seçenek olsaymış ya. Bunu dinleyip duruyoruz sürekli. Hadi bakalım. Evet, bana Aerial Ace'i yapıştıracak gibi geliyor bana. Başlarken hep aynı şeyi yapıyor galiba, değil mi? Evet, hep Aerial Ace'le başlıyor. Bu sefer bir miktar daha az götürdü. Ya ben bu nasıl iş ya? 2 level arttırıyorum. Expert belt'im var. Vurduğu şeye bak. Aynı. Garip yani işte. Böyle şeyler anlamak birazcık zor. Ya limonata da bizi kurtarmaz ya. Ya niye almamışız hiçbir şey ya? Maalesef. Aerial Ace yersek ölürüz yani muhtemelen. Brick break. Allah Allah, Brick Break daha çok vuruyor ya. Garip değil mi? Benden hızlı olması nedeniyle bir şey yapamayacağım maalesef. Öldük. Bu böyle olmayacak ya. Evet arkadaşlar, tekrar geldik. Bu üçüncü girişim oldu. Üçüncü giriş kısmını kestim. Yani video çok uzamasın diye. Bakalım bu sefer yenmeye çalışacağız. Bir taktiğim daha var. Bakalım. Gittim tabi dışarıdan şey aldım. Full Restore'e de aldım arkadaşlar bu arada. Almamış yani. Bakalım bunu da yenelim artık ya, değil mi? Bu arada yukarı çıkarken de 66 level olduk. Milleti yenerken. Arada 4 level kaldı. Yani siz olun, macera aramak istemiyorsanız 70 yapıp girin. Ben birazcık hani zor olsun diye uğraştım. Hani çok kasmadım ama zor oldu gerçekten de. Neyse hadi bakalım. Şimdi Aerial Ace'i yiyeceğiz gene ama bu sefer şöyle bir şey deneyeceğim. Tabii şu konuşmalar bir biterse sevinirim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Defansımı güçlendirerek başlayacağım. Herhalde Aerial Ace yesem bile birazcık iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yes, bu oldu, tamamdır şimdi. Fokus enerji, evet, kritik vuracak. Vurmaya çalışacak. O iyi, ben ona güzel vurdum. O kritikten beni öldürür mü acaba? Vuracağı şeyden. Öldürür mü ya? Brick Break bile oradan beni öldürebilir ama defansım, ya kritik vuracak ama. Denemesi bedava. Ölme lan. Ölmedik. Ha işte çok da basit oldu bu sefer. Yani strateji, yapacak bir şey yok. Bu kadarmış. Evet. Ama iyi savaştın yani.
Vallahi iyi savaştı. Ne yalan söyleyeyim şimdi. 14.000 para da aldık. Evet, şimdi ne olacak bakalım. Üçüncü girişte yendik arkadaşlar. Evet, etkileyici, çok etkileyici falan pişman. Bakışlarımız çok güzel ya. Evet, adamım. Evet, kap bu birazcık şeye geldi. Gaza geldi. Tamam, sakin ol. Çok sevimliymiş ya bu. Vallahi sevimliymiş. Şimdi evrim geçirecek galiba. Dur bakalım. Evet, Kapfu'yu böyle geliştireceğini biliyordum falan filan. Leon şu ana kadarki en iyi öğrencisiymiş. Uzun zaman önceki öğrencisiymiş. Hiçbir zaman kuleye gelmedi mi falan diyor. Evet, artık evrim geçirebilir dedi. Kapfu evrim geçirmeye hazır dedi. Ve o iş nasıl oluyor? Nasıl evrim geçiriyoruz? Kapfu nasıl evrim geçiriyoruz? Ha, vallahi tesadüfen buldum ha. Roll of Darkness. Yes. Ha, bunun evrimi de bayağı olaymış ha. Allah Allah, ilginç. O yazıya bakınca oldu. Evet, kapımız evrim geçiriyor. Haydi bakalım. Yes. Artık bir Urshifu'muz var. Evet, Pokédex'e de tabii ki bilgisi ekleniyor. Evet, Urshifu. Fighting Dark oldu. Vanit KO. Bir vuruşta yamultuyormuş vallahi, öyle diyor yani. Wicked Blow diye bir tane saldırı öğrendi arkadaşlar. Karanlık bir saldırıymış. Iron Head'in yerini öğren gitsin şimdilik. Zor oldu ya vallahi, düşük level'la girince kuleye geçmek zor oldu ha. Vay. Güzel. Artık hiçbir şeyden korkmazsın diyor. Neredeyse unutuyordum dedi. Big kart. Ha. Evet, Doji'ye tekrar geri döneyim dedi. Biz de gidiyoruz. Yalnız elemanın yürüyüşü de tam kabadayı gibiymiş ha. Arkadan güzel bir şey dedi yani. Evet. Kule görevi bitti galiba. Oldu, bir takılmacalar oldu falan. Şimdi DLC bitti mi? Hikaye olarak. Onu bilmiyorum. Ne haber lan? Sadece yapıyor. Başka bir şey yapmıyor yani. Yani konu olarak bitirdik mi DLC'yi, ben anlamadım tam. Hayda, bitirmemişiz. Lan senin ne işin var burada? Vallahi ne işin var burada? İşte Eyes of Armor'daki Dynamax fenomeni için gelmiş buraya. Biraz hızlı geçeceğim buraya arkadaşlar. Sonuçta Leon'un kardeşi değil mi? Evet, Khufu'yu evrim geçirdik. Max Mushroom ile onu Gigantamax yapabilirmişiz arkadaşlar. Max Soup ile. Sessizlik beni öldürüyor demiş.
Aslında bunun ne olduğunu unuttum. Hadi artık. Eleman yine oyun oynamaya gidiyor galiba. Evet, videoyu sonlandıracağım şu muhabbet bittiğinde ama bir türlü şey yapamadık. Hayır, savaş falan istemiyorum şu an seninle. Hayda. Neyse, tamam. Burada bitirelim arkadaşlar. Gelecek bölüm daha yapılacak bir şey varsa da yaparız herhalde diye düşünüyorum. Çünkü uzadı biraz süre, o yüzden. Evet. İlginç oldu değil mi? Biraz zorlandık yani. Düşük level'a girince zorlandık yani ama size kalmış. İster 70 level yapıp girersiniz, isterseniz zorlanırsınız benim gibi ama bir taraftan da tatlı oldu yani. Evet, kapıyı evrimleştirdik, kule görevimizi tamamladık arkadaşlar bu bölümde. Bakalım gelecek bölümde neler bekliyor bizi. Eğer DLC ile ilgili çok fazla bir şey kalmadıysa elimizde artık yavaş yavaş Pokemon kasmaya falan Pokédex kasmaya gireceğiz. Kanalımıza ücretli destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ücretli destek olan arkadaşlarım videoları önce izlediğini unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.